benim için. Bak yeşil yeşil, yalnız benim için. Bak yeşil yeşil. Benim müzik piyasasına dahil olduğum dönemlerde, yani 70'li yılların başında plak yapılacağı zaman 45'lik plaklar vardı o zaman. Bir önüne bir ardına iki şarkı konur, onlar çıkardı. Plak yapılacağı zaman da bestecilere, müzik üreten kişilere haberler verilirdi. Yani yeni bir albüme başlıyoruz, elinizdeki bizlere ulaştıracağınız şarkılar nelerdir diye. İşte onlardan bir tanesi de rahmetli Mustafa Seyran'ın Bak Yeşil Yeşil adlı şarkısı oldu. Biz tabii ne çıkacağını bilemezsiniz. Onların içerisinden, gelen şarkılar içerisinden üç dörtlük, yani vals ritminde olan, güzel güzel sözleri olan, romantik sözleri olan, benim yapıma uygun olduğu için onu seçtik. İçin bak yeşil yeşil, kapat gözlerini kimse görmesin. Bu şarkıda yeşil gözlüler çok istediler. O benim, o benim. Emel Sayın mesela, Ayten Gökçer benim için yazıldı, Erbulan benim için yazdı dendi. Belki de Emel Sayın'a yazmıştır, ondan emin değilim. Bak yeşil yeşil, annem kabul etmese de anneme yazıldığını düşünüyorum ben. Spekülasyona gerek yok. Başka bir yeşil gözlü bir bayan aramaya da gerek yok. Yalnız benim için. Dinlediğim zaman ikimiz de heyecanlanmıştık. Bu iyi tutacak falan diyordu. Tabii biz o devirde tahmin edemiyorduk bu kadar. Öldükten sonra daha popüler oldu. Tabii onu yaptığı zaman, bestelediği zaman böyle bir netice alacağını kendisi de bilmiyordu. Seni öyle sevdim ölüm. Benim de gözlerim renkli olduğu için ondan da böyle bir özdeş hal ortaya çıktı. Neticesinde güzel de bir kapak yapıldı, böyle yeşil yeşil bakan bir Ahmet Özhan yüzüyle. Plak çıktı. Çok da tutuldu. Çok da satıldı. Efendim. Aynı yıl veya bir yıl sonra onun filmini de çektim ben. Bak Yeşil Yeşil isimli. Hala çok sık gösterilir. İçimden geçeni bilir cesine. Rahmetli Mustafa Seyran besteledi, bunun gününü göremedi derdi. Yıllardır söyleniyor bu şarkı tabii. İçim bak yeşil yeşil. Mustafa Seyran genç yaşında bizleri yalnız bırakan bir bestecimiz. Kendisini tanıyamadım ben. Tanıyamadım fakat Bak Yeşil Yeşil gibi, Elbet Bir Gün Buluşacağız gibi hala
her sahne yapıldığında mutlaka okunması neredeyse mecburi olan şarkıların bestecisi. Yani kısa zaman içerisinde sevilen şarkıların bestecisi olmayı hak eden ama maalesef onları çok fazla yaşayamayan, o zevki, o keyfi çok yaşayamayan bir bestecimiz. Güzellerden ilham alırdı. Bazen ara sıra platonik aşık da olurdu. Mesela bir komşumuz vardı, yeşil gözlü bir bayandı. Çok güzeldi, samimiydim ama ona zannediyorum platonik aşık oldu ve bunu senin için yazdım diye söylendiğini duymuşlar. Ben duymadım. Yalnız benim için Bak Yeşil Yeşil şarkısı benim müzik piyasasında durduğum yeri tespit eden bir argüman olmuştur. Yani ben o romantizmi, o gençlerin o platonik göz değdirmelerini, yeşil yeşil bakışları, o sevgi tünelinin bir ışığı oldum. Bundan 200 sene evvel yine Milliyet Gazetesi'nin bir ödül töreninde Necdet Tokatlıoğlu sağ olsun işte akademiden sınıf arkadaşım diyerekten bütün AKM'nin ayağa kalkıp alkışladığı bir ödül töreni oldu. İşte Mustafa Seyran'ın oğlu aramızda diyerekten. Tabii alkışlanan aslında yine ben değilim. Bundan aradan 25-30 sene sonra hala Mustafa Seyran. O da onun açısından çok hoş bir şey. 25-30 yıl sonra hala ayakta alkışlanabiliyor. Eserleri hala devam ediyor. Popüler platformda Bak Yeşil Yeşil öyle bir benim için de milattır. Yani seyirciye geçmiş olan güzellikleri, özellikleri vardır. Beni yapılandıran, popüler ortamda yapılandıran özellikleri vardır. Ve hala da revaçta olması, hala da en azından benden isteniyor olması doğru bir şarkı olduğunu, iletişimin doğru kurulduğunu ortaya koyar diye düşünüyorum. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak. Yeşil yeşil gözlerin kimseye ümit vermesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.